Mesela Acun Ilıcalı ne iş yapıyor? Yani müdür, kendi işini yapıyor. Yani neyle ilgileniyor? Televizyon. Şöyle mesela doğru bildim mesela televizyoncu. Yusuf Ziya'yı biliyor musun abi? Yusuf Ziya. Yok bilmiyorum. 9 tane isim söyledik eğer aklındaysa sayılar. 5'ini bildin, 4'ünü bilemedin. 5'ini bilmen normal. Kanka o diğer 4'ü ise Çanakkale şehitlerimiz. Şehitlerimiz. Daha. Bu video 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz için farkındalık videosudur. Siz de bu farkındalığa destek olmak istiyorsanız bu videoyu beğenip paylaşmanız bizim için çok önemlidir. Bu videoda isimleri kullanılan ünlüler, şahıslar tamamen hedef alınmak için değil, bilinçlerini bilinçlendirmek için kullanılmıştır. Hadi başlıyoruz. İsim neydi kanka? Ahmet. Nasılsın Ahmet'im, iyi misin? İyiyim, teşekkürler, seni sormalı. Teşekkürler. Ali. Burak. Evet. İsim güzel abi. Suat. Nasıl Suat abi? İyiyim. Arkadaşlar da Suat abi. Kayıtta mıyız? Mustafa abi isim? Mustafa. Nasıl Mustafa abi isim? Kayıtta mısın? Mustafa abi. 2-1 say. Mustafa abi, şimdi elinde 9 tane ünlü var abi. Kaç? 9 tane. Bu ünlülerin ne iş yaptığını sana rica edeceğim. Diyorum diyeceksin, ne iş yaptığını söyleyeceksin. Bilmiyorsan sorun yok. Yani burada amacımız insanları yargılamak değil, sadece bilgilerini ölçmek. Kanka şimdi birkaç ünlü insanların isimlerini söyleyeceğim. Sen bana ne iş yaptıklarını söyleyeceksin. Tamam, basit. Bilemezsen de sorun yok. Burada amacımız insanların bilgisini ölçmek. Hani yargılamak değil. Anladın mı? Bilinçlerini bilinçlendirmek. Tamam, hazırsan başlayalım. Başlayalım. Mesela Acun Ilıcalı ne iş yapıyor? Yani müdür, kendi işini yapıyor. Yani neyle ilgileniyor? Televizyon. Şöyle mesela doğru bildim mesela televizyoncu. Böyle söyle. Tamam. Mesela Acun Ilıcalı ne? Kimdir? Yani muhabir olarak biliyorum ben. Yani televizyoncu diyebiliriz. Evet, yani. Doğru. Siz şu andaki mesleklerimiz. Aynen. Anladım. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Siyasetçi. Yani. Evet. Peki abi, Recep Tayyip Erdoğan. Ha. Yani neyle, ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor? Siyasetçi. Eyvallah, doğru bildim. Peki kanka, Ronaldo'yu tanıyor musun? Cristiano evet. Ronaldo. O ne yapıyor? Futbolcu. Kanka peki, Ronaldo? Tanıyorum. O da gidiyor futbolcu. Ahmet Kaya. Şarkıcımız. Rahmet. Eyvallah. Allah mekanı cennet eylesin. Kolay oluyor. Ahmet Kaya. Şarkıcı. Kenan İmzalıoğlu. Yani normalde matematik öğretmeni olarak biliyorum. Şu anda daha iyi biliyorsun. Şu anda da şey yaptı. Aksis herhalde. Oyuncu. Oyuncu diyelim. Kenan İmzalıoğlu. Manken de oyuncu oldu. Filmci. Abi ne dersen de yani. Vay be abi. Her şey var. Yusuf Ziya'yı biliyor musun abi? Yusuf Ziya. Evet. Yok bilmiyorum. Ben sence ne iş yapabiliyor? Ne iş yapmıştır? Yusuf Ziya. O da müzikle mi uğraştı? Bilmediklerini en son söyleyeceğim abi. Yusuf Ziya. Geçelim istersen. Evet geçelim. Yusuf Ziya. Tanımıyorum. Bir fikrim var mı sence? Tiyatrocu falan mı? Yok kanka, bunları en son söyleyeceğim hani bilmediğin yerine. Peki Ali Haydar? Ali Haydar? Bilmiyorum ki. Ali Haydar? Ali Haydar? Ali Haydar'ı da tanımıyorum. Bir fikrim var mı sence, ne yapıyordur? Bir fikrim yok, çok benzer isimler olduğu için fikir de yok. Mehmet Ali? Mehmet Ali? Soyadı falan? Yok sadece Mehmet Ali, soyadı Ali. Yok, onu da bilmiyorum. Mehmet Ali abi? Mehmet Ali şovmen. Yok abi, sadece Mehmet Ali. Ya bilmem, imkanı öyle isimlerle bunu bilmemiz çok zor yani. Bir at soyad bilmem ne olacak ki bilecek. Abla soyisim zaten, soyadı Ali. Mehmet Ali. Evet. Son isim abi, Hasan Orhan. Bilmiyorum. Sence ne iş yapıyor kimdir? Hasan Orhan. Evet. Yazar mı? Yok abi. Ne bu? Ne bunlar abi? Abi şimdi açıklıyorum. Hasan Orhan. Bir fikrim var mı, sence ne yapıyordur? Yani yürütemem ki, tanımadım, duymadım yani, harbiden duydum. Eyvallah. Şimdi 9 tane isim söyledik, 5'ini bildin, 4'ünü evet. Bilemedin. O ünlü, hepsi de ünlü olduğuna göre. O 4'ünü söyleyeyim. Tamam. Ben Çanakkale'ye şey yapıyorum. Anladım.
9 tane isim söyledik eğer aklındaysa sayılar. 5'ini bildin, 4'ünü bilemedin. 5'ini bilmen normal. Kanka o diğer 4'ü ise Çanakkale şey. Gözlerimiz var. Abi Mustafa abi, onları bilip bunları bilmemek sence bizim bir eksiğimiz değil mi? Çanakkale şehitlerimiz. Evet. Onları bilip onları bilmemek sana ne düşündürüyor? Ne hissettiriyor? Üzücü bir durum. Yani adını unutmamız, yani adını hatırlayamamız. Bunun sebebi ne olabilir peki Samet? Yani ne olabilir? O ünlüleri bilmende sorun yok. Onları bilebilirsin, sıkıntı yok. Messi'nin ayak numarasını da bilebilirsin. Ama onları bilip onu bilmemende sence bir bizim eksiğimiz yok mu? Bir eksiklik yok mu sence? Yani var. Ama yani kimse tanımıyor. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni gezdin mi? Dürüst ol. Evet abi, gezdim. Ha? Gerçekten gezdim abi. Orada gezdiğin zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Yani hem heyecan duyuyorsun. Hem de insan üzüntü kaplıyor yani. Evet. Diyorsun ki bu insanlar nelerle mücadele etmiş. Aynen. Çünkü yabancıların orada giydiklerini, yediklerini, silahlarını bilmem neyini görüyorsun. Bir de bizdekileri görüyorsun. Bir arada ekmek, bir çorba. Yani dünya, yani. Ya tezeğin içinden arpayı ayıklayıp sıcak suda kaynatıp yiyen bir milletin evlatlarıyız biz. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Bunları biz unutmadık. Doğru. Ama sen bana şimdi isim isim soyarsan bunu hatırlamam. Yok, çok burada, zor. Burada amacımız neydi biliyor musun abi? Bugün 14 Mart, 4 gün sonra Çanakkale Zaferi ya. Evet. Abi başta da söylemiştim. Burada amacımız yargılamak değil. Ama ya, nasıl ki Acun Ilıcalı'yı şak diye söylüyorsak, yani. Kenan Uzan'ın şak diye söylüyorsak, onları bilmememiz bizim için bir eksi değil mi sence? Evet. Çok bir de bu saydığım 4 isim saydım. Biri Adanalı, biri Mardinli, biri Rizeli, biri Çanakkale'li. Yani ülkenin dört bir yanından Türk'üyle, Kürt'üyle bizim ecdadımız savaştı Çanakkale'de. Önemli olan ben oradaki şeyi anladım. Yani mantığı anladım. Yapmam gerekenleri biliyorum. Oradan alacağım sonucu da çıkardım. Bu ülke için veya bizim için yapılanları. Yani bilmemem dediğim gibi tekrar etmediğimden. Çünkü abi, o gün dedelerimiz kimle savaştı? Batılı değil mi? Düşmanla yani, savaştı. Yani. Bugün de birilerinden bir şey beklemek ne kadar yanlışsa, o zaman da dedelerimiz de ya biz oturalım oturduğumuz yerde, Ahmet Ali gitsin, Mehmet gitsin demesi aynı bu şekil o şekil abi. Evet. Burada mesele Suat ne yapıyor? Benim adım Süleyman. Süleyman ne yapıyor? Hepimizin cebinde sosyal medya var değil mi abi? En aşağı bir Facebook, WhatsApp kullanıyoruz değil mi abi? En azından böyle şeyleri hatırlayıp hatırlatmamız lazım abi. Benim en bir sen kesin çocuğun da vardır abi. Senin gibi değerli insanlar, bilgili insanlar çocuklarına aktarması lazım. Tabii yani ki tabii. Bunu tabii ki. Tekrar söyleyeyim, bu yargılama için tekrar hatırlamak için daha. Geçen gün bir şeye şahit oldum. Bir ailemden birisi anlattı. Bir Fransalı vatandaşa denk gelmiş birileri konuşurken. Türk birisiyle yani. Konuşurken denk gelmiş. Fransalı diyor ki Türkiye niye bu kadar kötü? Yani kadınlar araba kullanabiliyor mu? Onu yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor mu? Hakları var mı falan filan. O yüzden korkuyoruz Türkiye'ye gelme. Türkiye'ye davet etmiş. Ve yani bu yüzden de hani Türkiye'yi çok aşağılıyorlar yani yabancı ülkeler, Türkiye hariç başka ülkeler. Çünkü bizi yanlış gösteriyorlar. Çünkü bizim geleneğimiz, göreneğimiz, insancıl yanımızı bilmiyorlar. Bazı aynı dediğin insanlar geldiği zaman aa bu böyle değilmiş ya, biz Türkiye kötü biliyorduk. Bunun sebebi de biraz hani tamam kötüler var ama biz sebebi de senin yüzünden, benim yüzünden biliyor musun? Çünkü biz layıkıyla temsil edemiyoruz. Mesela sosyal medyayı layıkıyla kullanamıyoruz ve eğitim hayatımızı geliştiremiyoruz. Bugün sen bir bilim adamı olsan ya da eğitim hayatında başarılı olsan, ülkeni temsil etsen ne kadar başarılı olursun değil mi? Aynen öyle abi. Ya bundan sonra en azından dikkat edersin. Niye seni çevirdik? Hani burada yaş sınırlaması yok. Gelecek senin elinde. Geleceği şekillendirebilecek, sen bunu yapabilirsin. Yani burada 8'e gidiyorum, 10'a gidiyorum fark etmiyor. Eğitimli, eğitimsiz de olabilirsin. Yani memleket sevgisinin sınıflandıramayız, anladın mı? Ufacık çocukta da memleket sevgisi olabilir, büyük insanda da memleket sevgisi olabilir. Bizi ayrıştırmamaları lazım. Kanka bir de şey, videoyu güzel bir memleket şiiriyle bitirelim istersen. Şu ilk iki mısrayı söyler misin kanka? Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Kapansın ey kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın, insana kulluğunu, bu davet bizim.
Yani bilekler kan içinde, dişler kenetli, bilekler kan içinde, ayaklar çıplak. Ve pek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Memleket demek ne demek? Memleket demek sen demek, ben demek. Memleket demek biz demek. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bu video 18 Mart şehitlerimiz için bir videoydu. Arkadaşlar şunu söylemeye gerekirse bu Türkiye bayrağını bez parçası olarak görürsek, bir bayrak olarak görmez isek, kan şehitlerimizin, dedelerimizin, babalarımızın, halalarımızın, analarımızın kanlarıyla beslendiği bu bayrak, kırmızı kanlımızın onunla beslendiği bu bayrağı eğer bez parçası olarak görürsek düşmanlarımız onun üzerine basmaktan hiç çekinmezler. Bu video birilerini hedef almak için yapılmamıştı. Sadece bilinçlenmek için yapılmıştır. Biz de bilinçlenelim. İsimlerinin hepsini bilmemiz tabii ki de mümkün değil. Ama bu bilinci, bu ruhu asla bırakmamamız lazım. Çünkü bu memleket bizim. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz buradan kanalımıza abone olup sağ ve soldaki videolara geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. En güzel emanetsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Her şey bunun içinde. Allah'a emanet olun. Videomuzu bitirdik mi? Bitti abi. Daha bitmedi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu şehitlerimize gani gani rahmetler diliyorum. Çanakkale'deki şehitlerimize. O zaman hak edenlerin tüm ruhuna El Fatiha.